Ramazan ayı devam ediyor ve şimdi de iftar açmak için gidebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi Londra'da. Neredeyiz? Cızbız'dayız sevgili izleyicilerimiz. Stoknevitz'indeki Cızbız Köfte'yi Ramazan ayında ziyaret ettiniz mi? Orucunuzu birbirinden lezzetli köftelerle açmak. İsterseniz Cızbız Köfte'nin Ramazan menüsünü kaçırmayın. Bu özel menüyü hazırlayan Mehmet Bey'e mikrofonlarımızı uzatıyor ve ayrıntıları tekrar hatırlıyoruz. Ramazan hazırlığımızı yaptık. Sayenizde bunu tüm insanlara duyurduk. Bayağı da yoğun tepki, yani ilgi gördük. Zaten bütün gün onun hazırlığını yaptık. Bir hata yapmayalım diye. İlk günde biraz zor olur. Hele çorbaya çok herhalde büyük ilgi var. Çorba değişik çorba olduğu için hakikaten şimdi insanlar yemediği için biraz tereddütlü yaklaştılar ama yedikten sonra inanamadılar o kadar güzel olduğunu. Ben de memnun kaldım yani o kadar sevdikleri için. Efendim o menü Ramazan boyunca geçerli. Ramazan boyunca menümüz ve o çorbamız bulunacak. Yani Ramazan boyunca insanlara burada benim elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalışacağım. Cızbız köftenin tadına doyamayanlara bir de müjdemiz var. Cızbız Köfte bir haftaya kadar artık evinizde lezzetli köfte yapma imkanı sunuyor sizlere. Yeni bir marka doğuyor. Cızbız Köfte tüm süpermarketlerde güvenilir bir marka olma yolunda ilk adımı atıyor. Çok yakında marketler köftenin yeni adıyla tanışıyor. Bu güzel haberi sizlerle paylaştıktan sonra Çocuklar Duymasın dizisinin Basri'si Ali Bey'in yanına gidiyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, Cızbız'dayız. Çekim yapıyorduk içeride. Dışarı çıktık ve kimi gördük? Tabii ki Çocuklar Duymasın'dan Basri Bey'i gördük. Basri Bey diyeceğim. Asıl adınız Ali. Evet. Çocuklar Duymasın'daki Basri. İsminiz Basri. Evet. Efendim Londra'dasınız. Evet. Neler yapıyorsunuz Londra'da? İşte dizi çekimlerine ara verdik, bir tatile girdik. Eylül ayında yeniden başlayacağız Çocuklar Duymasın'a. Onun için bu tatili Londra'da değerlendirmek istedim. Burada köfte yerken size rastladım yani. Londra'daki tiyatroları takip etmek için Londra'yı ziyarete gelen Ali Bey de Cızbız'ın leziz köftesini yemeden Türkiye'ye dönmek istemeyenlerden. Ustaya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Otururken toktum, bir tane tadayım diye oturdum. Son bir tane kaldı. Bir an evvel çekim bitsin de şunu da bitirelim soğumadan. Efendim, afiyet olsun bu arada. Çok teşekkürler. Dizi devam ediyor. Dizi devam ediyor. Birinci sezon bitti. Türk halkından çok güzel eleştiriler alıyoruz yani. İlgi çok güzel. Sokakta da ilgi çok güzel. İzlenme oranları açısından da çok güzel. Şimdi bu sene ikinci sezona devam edeceğiz. Eylül ayında çekimlere başlayacağız. Benim de Havuç ve diğer arkadaşlarımla yepyeni maceralarım olacak. Efendim burada herhalde başka şeyler de yapıyorsunuz. Tabii. Aslında tiyatro sanatçısıyım aynı zamanda. Yani Devlet Konservatuarı mezunuyum Mimar Sinan. O nedenle Londra'daki ve İngiltere'deki tiyatro olaylarını takip etmek için hemen hemen her yıl gelip buradaki oyunları izlemeye gayret ediyorum. Buradaki... Her yıl geliyorsunuz. Hemen hemen her yıl geliyorum. Burayı mutlaka gelişmeleri, yeni oyunları, eski oyunlara yapılan yeni yorumları takip ediyorum kendimizi geliştirmek için. Daha önce de Cızbız Köfte'yi sık sık ziyaret eden, ancak bu sefer Cızbız'ın Ramazan menüsünü tatmaya gelen Cızbız müşterilerinin masasına konuk oluyoruz. Efendim afiyet olsun. Orucumuzu açtık herhalde. Açtık, Allah'a çok şükür. Allah kabul etsin. Sağ olsun. Nasıl gidiyor? Biraz sizi tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Tarsusluyum. Ne kadar zamandır İngiltere'de yaşıyoruz? 20 senedir. 20 yıldır buradayız. Gidiyor muyuz Tarsus'ta hiç? Ara ara gidiyoruz. Yaz dönemi mi özellikle? Yok, benim için fark etmez. Yaz, kış fark etmez. Fark etmez. Orada da evimiz var galiba. Oğlum var orada. Öyle mi? Evet. Harika. Efendim gelir misiniz Cızbız'a hiç? Yoksa bugün özel bir şey mi bu? Yok, daha önce de geliyoruz. Ve çok güzel yemeklerin olduğunu duyduk. Efendim sizi tanıyalım biraz lütfen. Merhaba, benim adım Hilal. Elazığlıyım ben. Hilal'ım da Elazığlı. Bugün siz gelinim hangi köfteyi oldu aldınız? Ben bugün mix aldım. Hepsinin tadına bakmak istedim. Daha önce geldiniz mi Cızbız'a? Gelmiştim. Artık buranın müdavimlerindensiniz siz de. Biz ailece geliyoruz buraya her öyle zaman. Buranın servisini seviyorum. Yemekleri güzel. Seçenek şansınız çok fazla var her şeyden önce. Kişi istediği şekilde, istediği
köfteleri alıp yiyebiliyor. Siz de beğeniyorsunuz tabii. Evet, ben maalesef kilo vermeye çalıştığım halde dayanamıyorum. İşte böyle yiyorum ama güzel, çok güzel. Özellikle Ramazan'ı zaten yine sizin programınızda izlemiştim. Aradım Mehmet abi, vallahi dedim ben geliyorum hani böyle böyle. O Ramazan menüsünden ben de istiyorum dediniz. İstiyorum dedim, özellikle çorbasını çok merak ettim. Çünkü acaba nasıl bir çorba falan diyerekten. Geldiğimizde de söyledik, dedik o senin o güzel bir çorbandan bir bakalım. Güzeldi, çok güzeldi. En azından yolu buradan düşenlere ben tavsiye ediyorum. Gelsinler baksınlar. Fiyat olarak da çok güzel zaten. Yani çok uygun, kesinlikle çok uygun. Kişi başı 10 pound hiçbir şey değil. Bir McDonald's'a gidiyorsunuz 5-6 pound veriyorsunuz. Burada seçenekleriniz çok fazla, çeşitleriniz çok fazla, annemin dediği gibi de. Güzel, sakin, güzel böyle ortamda gayet hoş. Yemeğinizi yiyorsunuz. Gayet nezih, güzel aile ortamı. Yemeğinizi yiyorsunuz. Aile ortamı olduğu için herkesi davet ediyoruz. Hem fiyatıyla hem lezzetiyle köftede markanın adı Cızbız. Ramazan'da yerinizi ayırtmayı unutmayın.